14 yıldır gelen kandırdı, giden kandırdı. Sonra da Allah affetsin. Allah affetsin, tamam, Allah kimi affeder bilemeyiz ama şu görevden aldığınız yüz binlerce insanı da bırakın Allah affetsin o zaman. Malına el koyuyorsunuz, mülküne el koyuyorsunuz, evine, maaşına yetmiyor. Annesini rehin alıyorsunuz, babasını rehin alıyorsunuz. Alın teriyle insanların kazandığı, krediyle aldığı, bir öğretmen maaşıyla aldığı evine el koyuyorlar ya. Rızkına insanların el uzatıyorlar. Ve biz bunları normal, doğal karşılayabilir miyiz? Bu kadar hukuksuzluk yaşanırken, işte darbeciler darbe gerçekleştirmeye çalıştı diye buradan yola çıkarak toplumun AKP'ye biat etmemiş olanlarının tamamına zulüm yapılmasına biz sessiz kalabilir miyiz? Biz sessiz kalırsak aynen bu suça ortak olmuş oluruz. Dolayısıyla Gülten Kışanak, Fırat Anlı meselesi sıradan bir adli yargı operasyonu falan değildir. Bütün bu toplumu teslim alma siyasi projesinin parçalarından biridir. Ve biz Gülten Kışanak, Fırat Anlı şahsında tutuklanmış bütün siyasetçi arkadaşlarımızın tutuklandı şeklinde hukuki kavramla tariflenmesini de doğru bulmuyoruz. Tutuklama bir hukuk süreci gerektirir. Bir yargı süreci, bir soruşturma gerektirir. Bu bir rehin almadır. Kaçırılmadır. Arkadaşlarımız şu anda iktidarda olan bir çete tarafından kaçırılmış, Kandıra denilen bir yerde de rehin tutuluyorlar. Doğru tarif budur. Eğer yargı olsaydı, yargılama olsa, adil bir soruşturma ve adil bir mahkeme süreci olsa zaten arkadaşlarımızın tutuklanmasına gerek kalmayacak. Yargılanmalarına belki gerek kalmayacak. Ama ortada yargı yok, yargısal kavramları da kullanmaya gerek yok. Arkadaşlarımız rehinedir. Ortada da bir çete vardır. Hükümet falan yoktur. Çeteye bağlı faaliyet yürüten gruplar vardır. Bakın, bazı mafya örgütlerinin de hukuku ahlakı vardır. Bilirsiniz, mafya raconu diye bir şey vardır. Bunlarda o da yok. Onun da alt seviyesinde seyrediyorlar şu anda. Ve ülkeyi yöneten, ülkeyi ele geçirmiş olan zat çıkıp ne mağduriyeti diyor ya, kimse mağduriyetten falan söz etmesin, ortada mağduriyet yok. Bakın, toplumun yarısından fazlası doğrudan mağdur, geri kalan yarısı da dolaylı olarak bundan dolayı mağdur. Ve bu halen bunları kabul etmiyor. Demek ki daha yüreği soğumamış. Bana biat etmeyen kim varsa tek tek hesap soracağım, tek tek diz çöktüreceğim arayışı içerisinde. Çünkü bu tür kendini dev aynasında gören, kendi gerçeğinden haberi olmayan kişiliklerin ve şahsiyetlerin temel özelliğidir. Bakın, 78 milyonluk bir ülkeyiz. Bu 78 milyon içerisinde bir kişi ona biat etmezse, bir kişi, rahat uyuyamaz böyle insanlar. Korkarlar. Çünkü o bir kişi yarın iki olabilir, üç olabilir, ne olur ne olmaz diye o bir kişiyi susturmak isterler. Karakteristik özellikleri böyledir bunların. Ve şu anda toplumu korkutmaya çalışmasının nedeni kendi yaşadığı korkudur. Bin odalı sarayının bininde de huzur yoktur, uyku yoktur. Ertesi gün başına ne geleceğinin korkusu, telaşıyla, işlediği suçların büyüklüğünün paniğiyle yaşadığı bir hayatın sonucudur. Etrafında artık hiç kimseye güvenmiyor. Başbakana güvenmiyor. Çünkü biliyorsunuz, başbakana kayyum atadı. Damadı kayyum olarak hükümeti yönetiyor şu anda. Bakanlar Kurulu toplantısında Binali Yıldırım'ın değil, damadın sözü geçiyor. Güvenmiyor çünkü. Genelkurmay, ordu, polis teşkilatına güvenmiyor. En yakınında bulunan danışmanın dediği ve fikir aldığı insanlara artık güvenmiyor. Ve bu korkuyu yansıtarak, toplum üzerinde baskıyı artırarak aşmaya çalışıyor. Bu bir patolojik vakadır aynı zamanda. Yani sadece siyasetin ve hukukun değil, psikiyatrinin de konusudur. Onların da bu konuda inceleme yapması lazım. Tabii ki her doktor hastasıyla ilgili açıklama yapmak zorunda değil ama bu hasta memleketin hepsini zatüre etmişse, hasta etmişse bu konuda da bir şeyler söylemek lazım.
Topluma yaşattığı bu korkunun yaygınlaşması, bulaşıcı olması için alınması gereken tabii bazı tedbirler var. Örneğin medyada ağır bir sansür. Çünkü korku nasıl bulaşıcıysa cesaret de bulaşıcıdır. Olur ya, bir kişinin cesaretinden toplumun tamamına cesaret bulaşır. Herkes bunun karşısında dikilir korkusuyla. Aman aman muhalefetin sesi hiçbir yere ulaşmasın diye ta işte 7 Haziran sonrası başlayan basına yönelik darbe süreci 15 Temmuz'dan sonra da büyük bir hızla devam ediyor. İşte dün en son Cumhuriyet Gazetesi'nin başına gelenleri biliyorsunuz. Orada yazıp çizen yönetici olan neredeyse bütün köşe yazarları yaşına, hastalığına bakılmaksızın ki bazılarının ağır hastalık durumu var. Buna rağmen işte gözaltına alıp hücrelere koymuş durumdalar. Ve şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili nasıl ele geçirebiliriz diye bunun hesabını yapıyorlar. Yönetimini nasıl kayyum atayarak ele geçirebiliriz diye hesabını yapıyorlar. Hakeza birkaç gün önce çıkarılan bir kararname ile Türkiye'nin günlük Kürtçe yayın yapan tek gazetesi Azadiye Velat kapatıldı. Dünyanın tek kadın haber ajansı Jinha kapatıldı. Dicle Haber Ajansı kapatıldı. Ondan önce 20'den fazla biliyorsunuz televizyon, radyo kapatıldı. Şu ana kadar kanun hükmünde kararnamelerle 146 yayın organı kapatılmış. Şimdi en korktukları şey ne biliyor musunuz? Yani dedim ya, bütün baskılara rağmen bir şekilde biz varız diyenlerin, boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız diyenlerin bunun yaratacağı cesaretten korkuyoruz. Ve eğer basını tümüyle kontrol altına alamazsa, kendi yayın anlayışıyla özgürce yayın yapan bütün merkezler kapatılamazsa, tek biri bile kalırsa bundan bile büyük bir korku, büyük bir telaş içerisine düştüğünü görüyoruz. Bunların hepsi yaşadığımız gerçekler. Bakın, çok daha ağırları da geliyor olabilir. Daha sırada var, öyle görünüyor. Çünkü dedim ya, teslim alınmamış tek bir odak bile onun açısından tehdittir, tehlikedir. Yapmaya devam edecek. Bunların hepsi onun işi. Kendisinden beklenen budur. Herhalde bunun dışında herhangi bir beklentimiz yok bu zattan. Mesele bizim ne yapacağımızdır, ne yaptığımızdır. Bu gibi durumlarda dayanışma tabii ki çok önemli. Yan yana durmak tabii ki çok önemli. Teslim olmamak tabii ki çok önemli. Ama hep savunmada kalmanın da bir anlamı yoktur. Bizim bunları yenmemiz, alt etmemiz, tepe taklak etmemiz lazım. Türkiye toplumu Kürdü Türküyle, Batısı Doğusuyla, Alevisi Sünnisiyle, ben bu gidişattan memnun değilim, tedirginim. Çocuğumun, kendimin, ailemin geleceği için artık büyük bir korku yaşıyorum diyen herkesin karşı hamle yapması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Sadece ayakta kalmak da yetmez. Devirmemiz lazım. Açık söylüyorum. İlk sandık önümüze kurulduğunda güçlü bir muhalefet bloğuyla Türkiye'ye alternatif bir demokratik iktidar seçeneği sunmamız lazım. Biz şu faşist bloğa mecbur muyuz ya? Şu faşist blok kendinde bu cesareti görüyor da, biz %50 oy alırız diyor da, eşitlikten, özgürlükten, adaletten, birlikte yaşamdan, kardeşlikten yana olanlar olarak bizler neden %60 oy alamayacakmışız? Neden bir araya gelip alternatif bir halka demokratik seçenek sunamayacakmışız? Bunun zamanı geldi geçiyor bile. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bu tür demokratik muhalefet bloklarına ilkesel düzeyde hiçbir zaman kapalı değiliz. Ve görüyorsunuz ki sokaktaki taban da aslında buna kapalı değil. Ama maalesef bazı partilerin yönetimi, yöneticileri kendi dar çıkar, koltuk çıkarları çerçevesinde bütün bu imkanları hep heba ettirir.